İyi günler değerli izleyiciler ve sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri. Müdür Yollarda programına hoş geldiniz. Bendeniz Özgür Kağan Alioğlu. Sıfır enerji binaları ve binalarda enerji verimliliği konuşuyoruz. Bıkmadan, usanmadan ve ısrarla konuşmaya devam ediyoruz. Fakat tabii ki binalarda enerji verimli dediğimiz zaman sadece enerji kısmına değil, doğal olarak biraz daha su yalıtımı ve suyun binalardan uzaklaştırılması kısmına değinmek zorunda kalıyoruz. Bugün gene özellikle su yalıtımı ile ilgili bir üstadımız, sektörümüzün eski ve duayenlerinden bir abimizle birlikteyiz. Su ve ısı yalıtım uygulamaları teknik müşaviri Melih İbrahimoğlu ile birlikteyiz. Melih abi hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi Nasılsınız? yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz abi. Çok teşekkür ediyoruz. Kırmadınız bizi katıldığınız Estağfurullah. yayınımıza. Bizim için onurdur. Öncelikle şu Covid günlerinden başlayalım abi. Nasıl geçiyor Covid günleriniz? Nasıl geçti diyelim Vallahi doğrusu. Covid günleri tabii ki çok azap içinde geçti. Hiçbir zaman bu kadar süre evde kalmamıştık. Ben 2012'de trafik kazası geçirdim. Ayağım kırıldı. 5 gün yattım, 60 gün çalıştım. Burada hiçbir şey yapmadan böyle evde oturmak bize çok ters geldi. Yani biz çalışan insanlarız, şantiyede koşturmaya alışırız. Böyle evde bağlanmak bizim için çok büyük bir azap oldu. Ama herhalde bunlar da son günler artık geçiyor inşallah diyelim abi. İnşallah bitti diyoruz yani şu anda. Bitti diyoruz inşallah. Peki. Biz sizi tanıyoruz, sektör de sizi tanıyor ama dinleyenlerimiz de tanısınlar. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet, şimdi ben Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlaştırma Okulu'ndan mimar olarak mezun oldum. Ve 5 sene civarında serbest mimarlık yaptım. Bu 5 sene zarfında aşağı yukarı bir 50-60 projeye imza attım ve onların uygulamasında bulundum. Daha sonra bir yedek subaylık dönemi geldi. Ondan sonra da ben Cemelef Sanayi AŞ'de su yalıtımı konusunda teknik hizmet mimarı olarak çalışmaya başladım. Bu Cemelef Sanayi AŞ, Türkiye Şam Kurulu Şam Fabrikalarının bir kuruluşuydu. Dolayısıyla İş Bankası'nın bir kuruluşuydu. Burada su yalıtımıyla ilgili Alman Dubreuil Werke'nin patenti altında bütün örtüler üretilmekteydi. Ben de burada bu örtülerin projelerde detaylandırılması, ne şekilde detaylandırılacağı ve ne şekilde uygulanacağı şeklinde bir çalışma yürüttüm. Aşağı yukarı bu şecam fabrikaları içinde 3-4 ayrı şirkette 10 sene gibi bir çalışmam oldu. Ve burada tabii çok büyük projelere Cemelef Sanayi AŞ'in ürettiği, o zaman marka BTM idi. BTM olarak piyasaya arz edildiği bütün örtüler birçok projede kullanıldı. 1985 yılında da biz ayrılıp 3 arkadaş, 4 arkadaş bir kendi adımda bir şirket kurduk. Levent İnşaat ve İzolasyon AŞ adında ve yaklaşık 2018'e kadar da bu şirkette ben hem genel müdür ve ortak olarak görev yaptım. Bu zaman zarfında tabii çok büyük projelere imza attık. Zamanı gelince vaktimiz müsaitliği ölçüde bu projelerden de bahsederiz. Bu binaların temellerinde ve çatılarında ki su yalıtımlarını, bundan başka otoyollardaki viyadüklerin su yalıtımlarını ve büyük alışveriş merkezlerinin çatılarındaki su yalıtımlarına çok büyük projelere, örneğin Carrefour'ları, piyazaları, Real Praktiker'leri, metro şirketinin, bunların birçoğunu bizim şirket üstlenmiş ve yapmıştır. Hala da bu yaltımlar devam etmekte, kullanılmaktadır da. Yani normalde 5-10 sene gideceğine 15-20 sene gitmiş yaltımlar hala mevcuttur. Bu şekilde en sonunda da biz 2017'nin sonunda, 2018 başında ben şirketten ayrıldım, hisselerimi devrettim. Şimdi serbest müşavir olarak gene de bir arkadaşımla beraber uygulama yaparaktan görevimi sürdürüyorum. Bize oturmak yok, bize oturmak yakışmıyor ve su yalıtımında gene hizmet vermeye devam ediyorum. İşin Zaten abi özetmişi bu. bu tecrübeyi esirgememek lazım. Gençlerden hem genç mühendislerden esirgememek lazım hem de tabii kamuoyundan, insanlıktan esirgememek lazım.
O zaman abi şuradan başlayalım. Şimdi su yalıtımı dedik. Genelde yani tüketici olarak baktığınız zaman su yalıtımı deyince bizim aklımıza çatı gelir. Yani çatı damlar evet. Yani su yalıtımı dediğimiz odur yani. Ama siz demin bahsederken hani otoyol altyapı dediniz. Hani ama bu bizim programımızın konusu değil. Orada da muhtemel ama bir de şey de dediniz. Temel dediniz yani. Evet. Biraz bize anlatır mısınız? Yani temelden başlayalım. Bu temeldeki su yalıtımı niye yapılıyor, nedir? Şimdi temeldeki su yalıtımı binanın dış etkenlerden, temelden zeminden gelen suya karşı betondaki demirin korozyona korunması için yapılması gerekli bir şey. Maalesef ülkemizde bu temel yalıtımı çok revaç görmemekte. Bir külfet olarak görülmekte. Halbuki binanın ömrü temel yalıtımdan başlıyor. Aksi halde binamızın taşıyıcı konstrüksiyonları korozyona uğrayarak ve içindeki beton perdelerdeki ve kolonlardaki demirlerin korozyona uğrayıp çürümesiyle taşıyıcı özelliklerini yitiriyor. Şimdi tüketicilerden benim istediğim şu, özellikle şunu aramalarını tavsiye ediyorum. Maalesef bizim tüketiciler banyodaki musluklara, lavabolara, efendim seramiklere, armatürlere bakıp daire satın alıyorlar. Ben öyle binalar görüyorum ki şimdi yapılmış. Benim müşavirler çağrıldığında gittiğinde binanın içerisi dışarısı mükemmel. Estetik mükemmel, cephe mükemmel. Ama bodruma indiğim zaman maalesef sıva paylarının, pas paylarının düştüğünü, düşüp de içindeki demirin korozyona uğradığını, 2 senelik binalarda bunu görüyorum. Benim ricam tüketiciden şu, temel izolasyonu yapılan binaları satın almalar. Bunlar satın almadıkça, alınmadıkça temel izolasyonun önemi daha çok belli olacak. Aksi halde genç binalar taşıyıcıları korozyona uğradığı için geçerliklerini yitirecekler. Bu yüzden paralar boşa gidecek. Hemen bir şey sorayım abi. Sözünüzü kesmek gibi istem olmasın ama yeri geldiği için soruyorum. Şimdi ben bir tüketiciyim diyelim. Evet. Yeni bir inşaat gördüm ve buraya gidiyorum. Evi de beğendim. Şimdi bizim hanım da beğendi evi. Çok güzeldir. Dolaplar, evet. Molaplar şahane. Parkeler, mermerler ondan sonra harika yani. Şimdi ben de hani sizi dinlemişim bu programdan. Ya Melih abi diye bir adam vardı. Televizyona çıkmış, radyoya çıkmıştı. Demiştik ya su yalıtımına da bakın. Ben de buna bakmak istiyorum. Nereye bakacağım ben abi? Yani müşteri olarak gittiğim zaman nereye bakmam gerekiyor? Nasıl bir anlayacağım yalıtım var mı yok mu? Çok doğru Özgürcüm. Şimdi ben daire almaya kalksam önce binanın bodrumuna inerim. Bodrumuna indiğim zaman zaten temel yalıtımın yapılıp yapılmadığı perde duvarlarındaki pamuklanmadan veya oradaki su akıntılarından gayet rahat belli olur. Demirlerin paslanmasında zaten aşikardır, dışarı renklerini vururlar veya paspayları kabarmıştır. Onlara vuraraktan bu işin olup olmadığı veya yalıtım yapılsa bile bunun geçerli olup olmadığı bu şekilde anlaşılır. Temelden zeminden su gelip gelmediği. Bu yeni binada da anlaşılabilir mi abi? Yani yeni binada yapılmış hemen şimdi şu yeni bina dediğiniz şöyle, yani binanın önce neresi yapıyor? Temeli yapılıyor. Bir bina nereden baksanız 2 seneye yakın sürüyor. 1,5-2 sene sürüyor. Zaten temel yalıtımı da daha önce yapılıyor. Yani 2 seneye geçirmiş oluyor temel yalıtımı. Su almaya başladığı zaman zaten siz onu gene göreceksiniz orada. Ya siz 1 sene sonra almaya gitseniz 3 senelik bir bina göreceksiniz. Temel yalıtımı göreceksiniz. Bence bu noktalarda tüketicinin dikkat etmesi çok önemli. Çünkü abi verdiği paranın boşa gitmemesi için. Duvarda pamuklanma dediniz. Bunu görmesi, bu ne demek şimdi, duvarda pamuklanma? Bu şimdi şöyledir. Ben şunu şöyle izah ederim. Bir tebeşiri elimize aldığımız zaman, biz tabii eskiden hocalarımız tebeşirle tahta yazardı. Şimdi o tebeşiri bardağa batırdığınız zaman tebeşirin girdiği kadarki suyun bir 2-3 santim daha üstüne kadar tebeşir ıslanır. Yani buna biz kapilarite deriz. Su kapilariteyle su kesiminden yukarıya daha bir süre 50 santim 60 santim binalarda veya 1 metre betonarme suyu emer.
suyu emdiği zaman da bu noktalarda siz pamuklanma görürsünüz. Bu demektir ki binanın temel izolasyonu yok veya başarılı değil. O kelimeyi merak ettim abi. Pamuklanma ne demek? Yani ne göreceğiz orada biz böyle? Pamuklanma dediğimiz, yani şöyle söyleyeyim, perdenin üzerinde resmen böyle pamukçuklar, bir kabartılar göreceksiniz. Köpükler göreceksiniz yani. Ben ona pamuklanma diyorum ya. Pamuk değil tabii de, ama su tuzun dışarı çıkması esasında. Ve betondaki tuzun dışarı vurması gibi bir hal alıyor ve pamuklanma oluyor orada. Görünür zaten. Ve bu düz şeritte değildir. Engebeli şekilde bir yerde 50 santim, bir yerde 60 santim, bir yerde 30 santime düşer ve devam eder. Ayrıca zaten perdeler çok su alıyorsa buradaki izleri zaten orada görmek mümkün. Sonra dilatasyonlara bakacaklar. Dilatasyonlarda mesela bir otopark çatı varsa temelin üzerinde, dilatasyonlar hemen kendini gösterir. Perdede ve tavandaki dilatasyonlar hemen su yalıtımını kendini gösterir. Abi onu da açabilir miyiz dinleyenlerimiz, tam şey yaptı. Dilatasyon nedir? Şimdi dilatasyon şöyle, binaların belli boyları olması lazım mimari olarak. Bu biz okurken 36 metreydi. Her 36 metrede bir dilatasyon verilir veya taşıyıcı özellikleri, iki tane ayrı fonksiyonel bina birbirinin yanındaysa iki bina arasında bir boşluk verilir ki farklı oturmalar neticesinde binanın çatlamasını önlemek amacıyla. Bu da en az 5 santim olmak üzere 10 santime kadar çıkar. Tabii bu noktadaki detayların da çok önemli olması, çözülmesine dikkat edilmesi lazım. Aksi halde başarılı sonuçlar doğurmuyorlar. Ve en büyük su alış noktaları da burada oluyor. Tabii bunların da çok özel detayları var. İzolasyon yaparken bunlara da çok dikkat etmek lazım. Peki abi, diyelim ki hani ben biraz daha teknik mevzulara kafam basıyor. Aynen bahsettiğiniz gibi gittim pamukçuk baktım, hani anlamaya çalışıyorum. Ama hiç hakikaten bununla alakası olmayan bir müşteri de olabilir. Diyelim ki bir hanımefendi, yalnız yaşayan bir bayan, bir kadın ev almaya gidiyor ve hakikaten bununla ilgili bir destek almak istiyor. Mesela bir şimdi böyle bir müşavir, teknik müşavirden destek alma anlamında bir şey yapabilir mi? Ne yapabilir veyahut da? Hani gelin arabayı evet, şeye götürüyoruz ya, ekspertize gibi. Evet, tamam. Şimdi tabii burada şöyle alabilir. Bir kere bu binanın bir projesi var. Projede detaylandırılırken burada izolasyon olarak ne yapılmış, ne çizilmiş, ne öngörülmüş? Bir kere buna bakmak lazım. Malzemelerin geçerli olup olmadığına bakmak lazım. Tabii bunu müşavir karar verir. Müşavir anlayabilir bunu. Artı bu binanın izolasyonunu kim yapmış? Kime yaptırılmış müteahhit tarafından? Ve de yaptığını da belgelemesi lazım müteahhitin. Mesela firma fatura kesiyor. Hangi firma buna fatura kesmiş? Şimdi piyasada bir sürü usta var veya bir şey var. Yani hangi malzeme kullanılmış? Malzeme satın alınacak. Malzemenin cinsleri buradan da görülebilir. Ama bunlar tabii müteahhitlere, bizim maalesef tüketicimiz bunları müteahhite sormuyor. Yani ben soranı zannetmiyorum soracağını veya sorduğunu zannetmiyorum. Ama bunlar bence en önemli şeyler binanın. Yani binanın uzun ömrü, örneğin şöyle ifade edeyim kabaca. Siz Uludağ'da kara çıkıyorsunuz kayak yapmaya, ayağınızda loaferlar veya incecik bir ayakkabılar falan. Ne oldu? Ayakkabı kara bastığınız zaman bitti. Ayaklarınız su aldı. Ama bir çizmeyle, yani bir botla çıktığınız zaman kendinizi koruyorsunuz değil mi? Bu buna benzer yani. Kendi insanın, binanın korunması da bu şekilde oluyor. Acaba binanın şöyle girmesi lazım. Şöyle olabilir mi abi? Mesela işte su dere veyahut da izo dere, telefon kaldırsa tüketici. Ya ben bir bina alacağım ama hani bununla ilgili şey, bir teknik destek istiyorum. Teknik müşavirliğe ihtiyacım var dese yönlendirilebilir mi acaba? Tabii. Çok doğru olur. İzoler bu hizmeti yapar, seve seve yapar bence. Çünkü insan, yeter ki bizim tüketimimiz bu bilinci ersin. Ya benim dediğim gibi maalesef armatürler, seramikler, banyo işte şeyleri, küvetler, şunlar bunlar veya duşakabinler bakılıyor. İşte doğramalara bakılıyor, şuna bakılıyor, mutfağa bakılıyor. Bunlar güzelse tamam bu ev. Bence değil. Bence hiç değil yani. Burada maalesef şöyle bir böyle bir şerh şey. Evet. Ufak bir şerh düşeceğim burada. Şimdi mesela bir tüketicimiz bir araba almaya gittiği zaman tabii ki arabanın modeline, markasına bakıyor ama bazen hatta belki çoğu zaman yani beğendiği arabayı bırakıp, estetik olarak beğendiği arabayı bırakıp ekonomik olarak daha uygun olduğu için başka bir araba alıyor.
aslında tüketiciye bakması gereken yeri anlatabilirsek, tüketiciler oraya bakmayla ilgili bir motivasyonu var. Yani dünyanın parasını verip ev alıyorlar. Bence evet. Hani buna bakacaklarına, bakmaları gerektiğini bilseler bakarlar. Bence hani ona bakmaları gerektiğini bilmiyorlar diye düşünüyorum ben. İşte yani bu da, şimdi bu birçok tüketici, benim dediğim gibi önce binanın bırak kardeşim daireyi, şöyle bir binanın temeline binelim, bodrumuna binelim dese, birçok müteahhit diyecek bu iş önemli kardeşim. Herkes bakmaya başladı. Şunu inanın ki ben şunu da biliyorum. Biz bu suyu altımını ben Almanlardan öğrendim. Röveyt Verke'den. Oradaki Hör Kaklon gelip bize anlattığında şöyle derdi. Almanya'da her uygulayıcı her binanın izolasyonunu da yapamaz. Aynı burada eskiden bizde müteahhitlik A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı müteahhitlik hanesi olduğu gibi her uygulayıcı her binayı yapamaz. Ufak binadan başlayabilir ama büyük bir Carrefour'u veya bir Praktiker'i veya Real'i veya Piazza'yı yapamaz. Bunlar da sınıflı sınıf şeklindedir. Onun için tüketicimizin bu bilinci erdiği zaman zaten temel yalıtım bilinçli kazanacak. İzolasyon ve yardım eder. Evet. Peki. O zaman tekrar temele geri döneyim. Ben arada girdim. Kusura bakmayın. Evet. Kestim burada ama. Şimdi dediniz ki beton suyu çeker ve içinde korozyon olur. Korozyon ne demek abi? Şimdi korozyon şu demek. Betonun suyu emmesiyle içindeki armatürün yani demirin çapı ne olursa olsun oksijenle temas ettiği noktada paslanması ve zamanla diyelim ki 25'lik 26'lık demir aldık konduğu içine zamanla bu demirin 24'e 22'ye 18'e kadar koparak düşmesidir. Ben birçok binada şöyle gördüm. Paspayını kırıp aldığım zaman arabanın ayaklarıyla şöyle vurduğum zaman demire demir tak diyor kopuyor. Parça parça geri geliyor. Demirsiz beton da taşıyıcı özelliğini o zaman yitiriyor zaten. En büyük tehlike bu. Yani İstanbul veya Türkiye deprem bölgesi. Yani bu depremde bu binayı kurtaracak olan bunlar. Yoksa başka bir şey değil yani. Yoksa estetik şu bu değil yani. O zaman abi biz şimdi yıllarca bu deprem programlarında hep müteahhitlere şeyden estik. Ya deniz kumu kullanmışsınız diye estik. Halbuki mevzu yalıtım yapmamışsınız aslında yani. O yalıtım tabii şimdi deniz kumu önemli ancak şimdi beton düzeldi. Tamam da siz o betonu yalıtım yaptıktan sonra beton ne yapacak? Yani adama siz Impertex'i veya parkaya gidirmiyorsunuz. Erzurum'da Palandöken'e gönderiyorsunuz. Adam zatürre olacak ya. Kurtulur mu adam? Ne olacak yani? Buna benzer. Ben bu kabacası buna benzetiyorum. Çok önemli bu. Yalıtım çok önemli. Temeldeki yalıtım peki, bence çatı kadar çattan daha da önemli. Peki abi. Ben çok merak içinde soruyorum sorularımı. Bazıları çok basit gelebilirse kusuruma bakmayın lütfen. Böyle, estağfurullah rica ederim. Peki şimdi ama biz bir de televizyonlarda yıllardır 99'dan beri özellikle yoğun olarak her sallandığımızda deprem programları dinliyoruz. Hocalar çıkıyor, profesörler çıkıyor ama bir kişinden ağzından biz daha şey duymadık hocam. Televizyonda su yalıtımı duymadık yani. Ya şimdi onlar zeminden bahsediyorlar. Çünkü jeolog şeyleri, jeologlar veya deprem şeyleri, mühendisleri. Tabii şimdi o binayı bilmediği için kendi zeminden sağlam zemin, çürük zemin, nereye yapılır bina, nereye yapılmaz bina, deprem dalgası, bunları söylüyorlar. Yani şimdi ben de jeolog kadar dalganın deprem dalgasının nereden geleceğini bilemem. Ama sizin binanızın depreme dayanıklı olması lazım geldiğini ifade ediyorlar. Tamam, doğru. Yani önce belli kalınlıklarda perdeler, kolonlar, efendim radye temeli o şekilde olacak. Ama bu bina yapıldı, 10 sene sonra deprem oldu. Bu yalıtım yok bu binada. Senin koyduğun demir yarı yarıya indi. 20-30'luk demir koydunuz, indi 22'ye. Ne oldu hesaplar? Hesaplar tamamen değişti. Ki abi biliyorsunuz artık hani şöyle bir ifade var dünyanın her tarafında. Deprem öldürmez, bina öldürür diye bir ifade var. Aslında bizim konuşmamız gereken fay hattı geldi mi gitti mi, sağdan mı geçiyor, soldan mı geçiyor, ne kadar titreden ziyade üstüne yaptığımız binayı konuşmamız gerekiyor bizim ki. Onun da temeli yani bir, zaten evet. Adı işte temel diyoruz zaten yani su yalıtımı. Evet. Tabii şimdi radyo temeli yapılması mecburi ama radyo temelinin altında kesinlikle su yalıtımlı olması lazım. Diyorlar ki ya kardeşim ben buraya 2 metre radyo temel yapmışım. Su buradan girer mi ya? Allah Allah. Şimdi su her yerden girer. Bizim bildiğimiz
Almanların bana dediği, su iğne deliğinden girer. Beton da sünger gibidir, suyu emer. Geçmiş beton yaparız, şunu yaparız. Ya geçmiş beton yaparsın da, geçmiş beton dökerken acaba hiç mi iş derzi vermiyorsun? Hiç mi bir durup da bir beton yer beklemiyorsun? O sırada beton donup da ikinci betonu attığında arada bir derz oluşmuyor mu? Oradan su girmeyecek mi? Yani bunlar geçmiş beton yaparım. Öyle bir şey yok yani bence. Ben de abi ısı yalıtımı ile ilgili ısının örneğini verirken hep şöyle veririm. Dedim ki arkadaşlar, ısı da dedim su gibi namussuzdur. Hatayı affetmez. Bu en ufak bir boşluk buldum mu kaşar gider derim. Siz de benzer bir örnek verdiniz yani. Aynen, ısı yalıtımı da bu. Isı yalıtımı ne olur? Önce köşelerde belli olur. Binanın odanın köşelerinde en zaten binadaki buhar önce en soğuk yere gider. En soğuk yer işte binanın en kaçak noktalarıdır. Eğer cam ısıcam değilse doğru cama gider. Abi şöyle inanmayacaksınız ama ilk bölümün sonuna geldik. Müsaadenizle burada ufak bir ara verelim. İkinci bölüme devam edelim. Değerli izleyiciler, sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, Müdür Yollarda programındasınız. Sıfır enerji binaları ve binalarda enerji verimini konuşuyoruz ama bugün binaların temelinden başladık konuşmaya. Su yalıtımı ile başladık. Konuğumuz su ve ısı yalıtım uygulamaları teknik müşaviri Sayın Melih İbrahimoğlu ile birlikteyiz. Melih abiden ilk bölümde temeli konuştuk. Temelde eğer su yalıtımı olmazsa ne olacağını konuştuk. Deprem bölgesinde olan ülkemiz için su yalıtımının çok elzem ve kritik olduğunu konuştuk. Şimdi abi biraz da çatılara gelelim mi? Tabii. Şey yaptık, tabii. Temeli anladık. Temelde olmayan birinci bir yani. Hani olsa mı olmasa mı diye bir şey yok. Bir yapmamız gereken şey temelli su yalıtımı. %100 temel su yalıtımı olması lazım. Bence. Evet. Şimdi abi şeye gelelim. Çatılara gelelim. Biz yıllarca Türkiye'de çatılardan çektik yani. O çatılar damladı, teraslar damladı vesaire. Yani bunu yaşamamış olan yoktur diye düşünüyorum memlekette. Biraz da ondan bahsederseniz sevinirim. Şimdi bir kere çatılar binaların en çok dış etkilere maruz olan kısmıdır. İşte yağmur, dolu, kar ne varsa bir kere çatıya değer. Fırtına artık şimdi tayfun da olmaya başladı ülkemizde. Yani bunların etkilediği yerler çatılarımızdır. Şimdi binaların fonksiyonlarına göre çatıların detaylandırılması lazım. Maalesef bu da ülkemizde aşağı yukarı 20 katlı bina yapıyoruz, üzerine kiremit çatı yapıyoruz. Böyle bir şey olmaz. Ha, villa yapıyoruz, tamam. Villa yaparsak dik çatılı, üzeri shingle kaplama çatılarımızı yapabiliriz. Ama birçok binada, hatta benim oturduğum bina bile şimdi 23 katlı, üzerinde kiremit çatı var. Yani çok yanlış bir uygulama. Böyle binalarda bir kere kesinlikle teras çatı olması lazım. Tabii teras çatı denince tabii teknik kısmı girersek biraz seyircilerimiz, dinleyicilerimiz sıkılabilir. Bunların detaylandırma şekilleri var. Örneğin şimdi ABM'lerimizde biz mesela bütün Carrefour'ları aşağı yukarı ben yapmışımdır. İzmir'le İzmit'i yapmadım. Bütün Carrefour'lar bizim elimizden geçti. Burada hafif metal çatı uygulamaları yapılıyor. Nedir? Bütün bunlara da %2 eğim verilerek çelik konstrüksiyon üzerine trapez saçlar konarak ve kırma çatı yapmayıp yani eğimli çatı yapmayıp düz çatı yaparak ısınma alanını da biz azaltıyoruz. Yani ısı enerjisi sağlıyoruz. Yoksa bir kırma çatı yapıp çatı arası gibi bir şey düşünsen bu sefer boş yere bir alan ısıtmış olacaksın. Ne kadar düz bir alan olursa ısı enerjisinden o kadar çok faydalanmış olacağız. Bu noktalarda trapez saç çelik konstrüksiyonuna konuyor ve işte taş yünü kaplanıp belli kalınlıkta hesaptan gelen 15 santim mesela minimum gibi geliyor bana yaptığımız yerlerde 15 santim yapıp üzerine bitümlü örtü. Örneğin plastik örtü yapıyorlar. Bitümlü örtü yapıyorlar. Benim tercihim bitümlü örtüdür daima. Çünkü daha uzun ömürlüdür. Dış etkilere biraz daha fazla dayanıklıdır. Bu şekilde hafif metal çatılarımız detaylandırılıyor. Gelelim binalardaki çatılara. Bir kere otopark üzerlerinin kesinlikle yalıtım olması, teras olması lazım mecburen. Bunları da doğru detaylandırması lazım. Yani bir ilke var daima yalıtımda. Bunu her zaman ben söylerim.
Birincisi doğru detay. Yani bizim mimar arkadaşlarımız detayı doğru çizecekler. Binaya göre detay. İki, doğru malzeme. Üç, doğru uygulama. Burada bir tanesinin, iki tanesinin olup da bir tanesi eksik olursa ne kadar yaparsanız yapın bu iş çözüm getirmez. Bu nedenle bu üç doğrudan bizim ayrılmamamız lazım. Mimarlar doğru detaylandıracak. Doğru malzeme seçilecek ve doğru yapan arkadaşımız da, uygulayıcımız da bu işi hakkıyla yapacak. Abi cümlelerinizin arasında iki şeyden bahsettim. Plastik örtü ve bitümlü örtü diye. Onları bir açıklar mıyız dinleyicilerimize? Nedir bunlar? Şimdi esasında ben eklikle söylemiş oldum. Plastik örtüden başka kimyasal olan PVC'ler var, EPG'ler var, EPDM'ler var. Bir sürü bir kimyavi örtüler var. Bir de bunların bizim daha çok kullandığım benim bütünlü örtüler var. Bunlar bütünlü örtüler, okside bütünlü örtülerdir. Ve şöyle böyle yapıştırılar. İçinde 180-200 gram keçe itibar edip aşağı yukarı. Bu taşıyıcısı keçe olan bütünlü örtüler dediğimiz asfalt kaplanmış olan ama modifeli asfalt. Bunlar tabii sınıfları var. Bunlara girersek çok detaya girmiş oluruz. Dinleyicilerimiz sıkılmış olabilir. Bu çok uzun bir programa girer o iş. O ayrı bir program. Yani bu şekilde PVC örtüler ve işte diğer örtüler bu şekilde ayrılıyorlar. Abi dinleyicilerimizin rahat anlayabilmesi açısından bu genelde böyle teras vesaire yalıtım uygulamalarında biz böyle siyah siyah membranlar görüyoruz rulo halinde çatılarda. Bunlardan mı bahsediyoruz bütünlü dediğimiz zaman? Evet. Şimdi bütünlü dediğimiz zaman bu örtülerden bahsediyoruz. Bunlar tabii iki sınıf oluyor. APP'li veya SPS'li olarak kendi kullanma fonksiyon alanlarına göre APP katkılı veya SPS katkılı bütünlü örtüler kullanma durumları söz konusu. Hareketli çatılarda örneğin AVM çatılarında büyük açıklık geçen çatılarda kauçuklu örtü SPS katkılı örtüler kullanılması lazım. Normal binalarda ise APP'li örtülerin kullanılması gerekir. İki tip örtü vardır bütünlü örtülerde. Bunlar şöyle böyle yapışırlar. Ekyelleri 10 santim bindirilerek ve tüm alanları şalimoyla yapıştırılarak birbirlerine iki kat olarak kaynak edilirler. Kaynak yapılırlar ki tek bir kat halinde çatı üzerine serilirler. Tek bir kat halinde olmuş şekilde çatıya serilirler. Plastik örtüler tek kat serilir. Lastelle sıcak hava kaynağıyla yapılır. Diğer örtülerde aynen solüsyonları olan örtüler vardır. Yapışkanlı olan yapışkanla yapışan örtüler vardır. Gene lastelle yapışan örtüler vardır. Mekanik olarak tespit edilirler. Sonra lastelle sıcak hava kaynağıyla yapıştırılırlar. Ayrıca poliuretan dediğimiz son yıllarda çıkan aşağı yukarı 5-6 senelik bir konu olan öyle bir sürme malzemeler de vardır ki bunlar da geçerlidir. Bunlarla da yalıtım yapılır. Tabii bunların hepsinin kullanma şartları vardır. Yani her malzemenin bir özelliği vardır. Doğru yerde, doğru şekilde kullanmak şartıyla bunlar doğrudur. Aksi halde alacak birisi kullanacak yanlıştır. Örneğin poliuretan nemli alana mesela kullanılmaz. Hani nem giderici katkıları vardır ama mesela kuru çap üzerine yapılmaz, beton üzerine yapılması lazım. Bizim bütünlü örtülerinde normalde eğim beton üzerine yapıştırmaları lazım gibi bir takım özellikleri olması vardır. Bunlara uyulması gerekir. Aksi halde işte bunlar doğru değil, olmaz. Bizim maalesef uygulama yapan veya inşaat yapan kişilerin bu konu hakkında bilgileri yoktur. Ben biraz şeyden de üretici firmaların da bu yöne eğilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Örneğin bakın biz o tarihlerde cam ayakta çalışırken teknik hizmet bölümündeydim ben. Bütün mimari büroları ziyaret eder, bu işin nasıl kullanıldığını anlatırdım. Nasıl kullanması gerektiğini. Ama şimdi herkes sanki biliyormuş gibi. Tabii çok biliniyor. Bir takım broşürler falan yayınlanıyor. Ancak henüz bence yeterli değil bunlar. Daha çok bilinçlendirmesi lazım. Detaylandırma yapan projeci mimarların anlatılması lazım. Seminerler verilmesi lazım. Sempozyumlar yapılması lazım. Örneğin biz Cemal Efendi'nin 3 tane sempozyum yaptık mesela. Türkiye çapında. Muazzam bir şeyler. Bildiriler yayınlandı. Gene bunlar yapılması lazım. Yani tüketicinin bilinçlendirilmesi lazım.
bilinçlenirse biz bu yolda doğru yolda ilerleriz bence. Bu görüşteyim. Henüz yeterli değil ancak. Peki abi, şimdi dediniz ki doğru detay, doğru malzeme, doğru uygulama. Şimdi evet. Doğru detay bahsettiğiniz demin işte mimarların mevzusu, mimarların proje, işi, mimarların. Proje mimarların, evet. Mimarlara da bunu sektörün anlatması gerekiyor. Yani bu nasıl tasarlanacağıyla alakalı mevzuyu. Sık sık anlatması lazım. Yani bu işi biliyorlar tabii. Şimdi eskisi bizim başladığımız gibi değil. Bizim başladığımızda falan hiç kimse bir şey bilmiyordu. Bizi kapıdan içeri sokmuyorlardı. Yani nereden çıktın diyorlardı. Nereden geldin buraya. Seni mi dinleyeceğiz şimdi diyorlardı. Yani işimiz yok değil. Ama şimdi durum öyle değil. Şimdi gene bilinçlenmiş durumdayız. Bilinçlenmiş durumdayız. Evet. Geçenlerde Orhan abiyle, Orhan Turan'la yaptığımız bir söyleşide evet. Orhan abi şöyle söylemiş. Demişti ki bundan 30 sene önce biz makine mühendislerine gidip bak ısı yalıtımı vallahi enerji tasarrufu yaptırır diyorduk demişti. Yani ta oralardan başlıyoruz demişti. Aynen, sizin mevzusu herhalde aynen. Oralardan başlamış. Aynen canım aynen. Yani hiç malzeme de yoktu bizim Türkiye'de o zaman. Taş yünü yoktu. XPS yoktu. Bir tek EPS vardı yani. Düşünebiliyor musunuz? O da yüksek tansiyonda yoktu. Yani bu şekilde biz yalıtıma başladık. Peki abi, tam da oraya gelecektim ben de aslında. Şimdi doğru detay dediniz, mimarların işi bu aslında. Evet. Şimdi biraz da doğru malzemeye gelelim. Ama evet. Bu doğru malzemeyle ilgili mevzu için anılarınızdan da dinlemek isterim. Yani demin bahsettiniz ya hani o yoktu bu yoktudan da. Şimdi hakikaten evet. Şu anda ne durumdayız? Önce onu bir anlatın bize. Şu anda malzeme durumumuz nedir? Ya? Her şey var mı? Bizim üretiyoruz. Türkiye'ye mi geliyor? Bir de eskiden nasıldı? Onları dinleyelim sizden. Evet. Şimdi şöyle ifade edeyim. Şu anda Türkiye'de birçok malzeme üretiliyor veya da geliyor. Ama çok malzeme üretiliyor. Örneğin ben hava yollarında Yeşilköy Havaalanı'nın çatı ihalesini aldığım zaman Türkiye'de detaylandırmıştık. Türkiye'de XPS yoktu. Türkiye'de XPS yoktu. DAV bunu Macaristan'dan getirip DAV'dan satın aldım ben. Macaristan'a getirip bize sattı. Burada üretilmiyor. Sene kaç abi? Sene 1991. 90-91 senesi. Bu hangarların üzeri ve de hangarların üzerindeki daha ziyade teknik büroların üzerindeki XPS'in kullanımında aşağı yukarı 1000 metreküp ben orada XPS'i Macaristan'dan ve Yunanistan'dan getirdiler. Onu orada kullandım. Şimdi Türkiye'de mesela XPS şimdi çok rahat üretiliyor. EPS üretiliyor. Bitümlü örtü üretiliyor. PVC üretiliyor. Epidem belki üretiliyor. Onu tam bilemiyorum. Ancak dışarıdan gelebilir. Firestone'dan mesela. Marka olarak dışarıdan gelebilir. Türkiye'de de üretilebilir. Ancak şimdi bu malzemelerin yeri var. Örneğin nasıl diyeyim bir teras çatıda diyelim, teras çatıda şeyin üzerine, kuruş yapı üzerine poliuretan sürmeye kalkarsanız malzeme doğru. Ama oradaki şapın şekli yanlış. Burada betonarme şap olması lazım. Betonarme betondan şap olması lazım. Burada ince nüanslar var. Bizim bitümlü yalıtım örtüsünde şimdi ısı yalıtımı yapacaksınız. XPS'i koydunuz. Altına bu arkesçi koydunuz diyelim. Koydunuz. Üzerine bizim bütünlü örtüyü şöyle böyle yapıştıramazsınız. Ne olur? Şöyle mi o XPS'i eritir. Ne olması lazım? Eğim betonunun bizim XPS'in üzerine konması lazım. Konduktan sonra eğim beton üzerine biz çift kat yapmamız lazım ki biz bu çatıların tipine de spesifik çözümlü çatlar diyoruz. Eğim betonunun konumuna göre çatı sınıflandırması yapıyoruz. Klasik çözüm yaptığımız zaman bu sefer ne yapıyoruz? Eğim betonu döküyoruz. Isı yalıtımın üzerine bunları sıcak asfaltla yapıştırıyoruz. Şalimali yapıştırmıyoruz. Bu yapıştırma teknikleri ve malzeme seçimi burada önemli kazanıyor. Şimdi doğru detay doğru malzeme deyince malzeme burada kaynaklanıyor. Malzemenin doğru şekilde kullanılması, doğru yerde kullanılması lazım. Örneğin temel yalıtımı yapıyorsunuz. Mesela siz cam tüllü taşıyıcılı bütün örtü kullanıyorsunuz. Olmaz. Bina oturduğu zaman örtüyü keser atar. Örneğin AVM çatısı yapıyorsunuz. Büyük geçik açıklığı yapıyorsunuz. Orada APP'li örtü kullanıyorsunuz. İşte bu da yanlış.
SPS'li örtü kullanmanız lazım. SPS'li bütümlü örtü, SPS'deki SPS bütümünü 10 santime alıp çektiğiniz zaman 1 metre uzar. Bırakırsanız gene 10 santime gelir. Kırılmaz. Genişler ve uzar. Çünkü içinde kauçuk vardır. Bu çatılarda da çıkın AVM çatılarına, Carrefour'un çatısına. Çatıda 20 bin metrekare. Örneğin Kozyatağ Carrefour. 93'te yaptım. 20 bin metrekaredir. Çatı rüzgarın etkisiyle devamlı oynarsınız böyle. Zıplayarız, çatıda zıplarsınız. Türbülans etkisiyle rüzgarın oynarsınız. Oynadığı zaman ne oluyor? Bütünlü örtü bir yorulmaya geçiyor. Örtü yorulmaya geçiyor. Bu yorulmaya dayanıklı örtünün kullanılması lazım. O yüzden doğru malzeme diyorum ben. Burada çok önemli bunlar. Seçimi. Peki. Şimdi bir artık bu sefer de müteahhit olayım. Öyle sorayım size. Evet. Şimdi ben tamamen müteahhitim ama Türkiye'de biliyorsunuz birincisi yani hak yemeyeyim. Bizim müteahhit sektörümüz çok gelişmiş durumda. Yani dünya çapında bir sektörümüz var ama evet. Bir taraftan da mahalle arası müteahhitimiz de var. Yani ben bir Türkiye seyahatim sırasında bir fırına girip böyle fırının bir tarafında bir duvar boyunca resimler görmüştüm. Hayırdır dedim, bunlar ne? Evde yapıyoruz bir taraftan demişti fırıncı. Yani orada küreklen şeyi çıkartırken bunlar da bizim evler, satıyoruz falan demiş. Şimdi bir de öyle bir grubumuz da var. Şimdi o yüzden hani diğer grubumuz mutlaka hakimdir bu bilgileri ama hani daha tam bu mevzulara hakim olmayan grup için soruyorum abi. Öyle bir müteahhit olduğumu düşünelim ben. Birçok malzeme var sektörde. Bu malzemelerin iyisini, kötüsünü, doğrusunu, yanlışını ben nasıl ayıracağım, nasıl yapacağım bu işleri? Şimdi iyisini, kötüsünü derken tabii ki standartlara uygun malzeme kullanmanız lazım. Şu anda Türkiye'de benim bildiğim belki 60'tır. Mesela bütünlü örtü üreten 55-60 tane firma var. Merdiven altı da var. Ama bunu belli standartlarına, TSE'ye uygun, din normuna uygun üreten, dine uygun üreten firma sayısı bilmiyorum kaç tane. Az yani. Şimdi hepsine sorsanız hepimiz doğru üretiyoruz diyorlar. Ama ben yani açıkçası şöyle söyleyeyim. Maalesef bu devirde fiyata göre malzeme yapılıyor. Müteahhitler bunu da istiyorlar. Şimdi bu karşılaştığımız bir gerçek. Ben diyor kardeşim bunu diyor şu fiyata almışım diyor. 3 kat diyor mesela. 2 kat temel yalıtımı atıyorum 45 lira diyor. Sen veriyorsun fiyat 65 lira diyor. Ben nasıl yapacağım bunu diyor. 45'e göre malzeme yap diyor. Maalesef Türkiye'de bu tip üretimler de var. İşte bunlara geldiğiniz zaman yalıtımın kalitesinden fedakarlık etmiş oluyorsunuz. Ettiğiniz zaman da işte böyle sorunlar çıkıyor. Yok efendim perdedeki şeyler, şunlar, bunlar, çattaki sular çıkıyor ortaya. Peki abi orada bir denetleme mekanizmamız yok mu bizim? Ya şimdi yapı şeyleri var, denetleme şeyleri var. Yapı denetimciler var. Yapı denetimciler kimden maaş alıyor? Müteahhit maaş veriyor. Ben öyle biliyorum. Müteahhitin adamı. Şu olması lazım. Yani devletin, ben o zamanlar öyle biliyordum. Almanya'da yapı polisi diye bir şey vardı. Dışarıdan gelip kardeşim ne yapıyorsun? Kime yaptırıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Deyip denetleyen devletin veya İzoder'in veya başka bir şeyin devletin görevlendirdiği, mesela İzoder'e görev verebilir devlet. İzoder'e görev verebilir. Veya İzoder gibi firmalara görev verebilir. Benim adıma denetçen kardeşim diyecek bunu. Veya devlet yönetleyebilir. Yanlış yapıyorsun. Mühürü basacak, durduracak iş. Çünkü bu millet malı, devlet malı kardeşim. Abi burada işte %100 katılıyorum. Biz 30 senede bir tekrar binaları yıkıp bir daha yapacak lükste bir ülke değiliz yani. Bu yüzden işte %100 katılıyorum. Fakat bu bölümün de sonuna geldik. Müsaadenizle ufak bir ara daha verelim. Üçüncü bölüme devam edelim. Değerli izleyicilerimiz, sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, Müdür Yollarda programındasınız. Aramıza yeni katılanlar için hatırlatalım. Bugün konuğumuz su ve ısı yalıtım uygulamaları teknik müşaviri Melih İbrahimoğlu ile birlikteyiz. Melih abiyle ikinci bölümü temel ve çatı su yalıtımına ve oradaki tırnak içinde sorunlara ayırdık. Abi üçüncü bölüme şöyle başlamak istiyorum. Yıllarca Türkiye'de bir su yalıtım yönetmeliği yoktu. Ama son birkaç yıl içerisinde bir su yalıtım yönetmeliği de geldi hayatımıza nihayet. Burada katkı koyan bütün sektör profesyoneline teşekkür edelim. Başta İzoder olmak üzere.
Gerçekten sektörün bir başarısı, büyük çabasıyla ortaya çıkmış bir proje. Bu su yalıtım yönetmeliğinden sonra hayatımızda bir şeyler değişti mi? İşler iyiye gitmeye başladı mı? İnsanlar bunu anladı mı? Biraz buradan sonrasından bize bahseder misiniz? Şimdi tabii ki bunun çok büyük faydası oldu. Daha doğrusu İzoder'i biz ilk başta kurduğumuzda tabii ki çok büyük özverilerle çalışıldı, yapıldı. Şu anda geldiği nokta çok ileri bir nokta. Bu çok büyük işler yaptı İzoder. Burada çok büyük faydası oldu. Bu yönetmeliğin de çok büyük faydası oldu ki insanlar bilinçlendiler. Ancak işte İzoder'in ben daha etkin olmasını düşünüyorum. Yani yaptırımı olması lazım. Tabii bunu devlet görev vermesi lazım. Yani İzoder yoksa çok iyi niyetle bu işleri yapıyor. Ama bir gücü olması lazım. Yaptırım gücü olması lazım benim görüşüm. Yaptırım gücü olursa İzoder çok daha büyük işler yapacak. Çok daha büyük işler yapacak. İnanıyorum. Bütün arkadaşlarımı da kutluyorum oradaki. Özverili çalışıyorlar. Biz ilk defa şey yaptığımızda Perpa'da bir odada bir dükkanda başladık biz bu işe. O zaman sene kaçtı? 91 mi 90 bilmiyorum yani. Biz 17. üyeydik o zaman. Yani çok eski. Geçenlerde Metin abiyle, Sayın Metin Aktaş'la yaptığımız bir söyleşte demişti ki Ferpa'daki toplantının sırasında toplantı bekçi gelip hadi kardeşim kapatıyoruz artık dediği zaman bitiyormuş. Şöyle demişti. Öyle. Öyleydi ya. İzocam'dan Necdet Bey kuru pasta alırdı. Biz işten sonra gelirdik. 9-10 giderdi böyle yani şeyler. Yönetim kurulu toplanırdı. Falan filan tabii şimdi geldiği nokta süper. Çok güzel. Ama ben çok daha etkin olmasını yani etkili görev almasını istiyorum. Tabii bu kendisi çaba devletin bunu vermesi lazım. Onu bir görev verirse çok daha büyük işler yapacak. Yani bu izolasyonun izolasyonsuz olmaması lazım geldiğine inanıyorum ben. Bu arada abi şunu da belirtelim. Hani hakkını da yemeyelim. Gerçekten devlet tarafında da mekanizmalarında da İzoder'e muazzam bir teveccüh var. Yani bu konularla ilgili en ufak bir şey olduğu zaman İzoder'e dönüyorlar. Yani İzoder'e çok da saygı duyuyorlar bu anlamda teknik bilgisine ve tabii tecrübesine. Bu şey kısmı ama katılıyorum. Hani yaptırım kuvvet gücü konusu devlet biliyorsunuz devletler genel olarak elindeki yaptırım kuvvetini dağıtmak vermek istemezler. Yani belki ondan da kaynaklanıyor olabilir. Olabilir tabii şimdi bir maliyeyi belki iyi bilebilir devlet. Şunu bunu iyi bilir ama bu teknik konu. Bu teknik konu yani orada bilmesi kolay değil. Ben aşağı yukarı kaç senedir ya 40 senedir 40 seneden fazla ben bu işin içindeyim yani. Ki hala da bilmiyoruz yani. Hala da bilmiyoruz. Hala da öğreneceğimiz konu var yani bu işin içinde. Peki abi ben sanırım affetsin beni su yalıtımcı dostlarımız. Bu kadar su yalıtımı yeter diye düşünüyorum. Biraz da ısı yalıtımına gelelim. Tamam. Sizin onunla ilgili tecrübenizi de almak isterim. Şimdi benim de takık olduğum bir konu. Yıllardır da bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben şimdi hasbelkader işte Avrupa'da da biraz tecrübe edindim bu mevzularla alakalı. Ben şimdi abi bizim ortalama dış cephe yalıtım kalınlıklarımıza bakıyorum. Türkiye genelinde 4 santim ortalama kalınlık var dış cephede. Avrupa'ya gidiyorum. Asmolen kalınlığında ısı yalıtım levhaları var abi. Bize biraz buradan başlayıp ya bu kalınlık önemli mi yoksa Özgürcüğüm sen çok mu abartıyorsun diyor derseniz bana biraz bunlardan bahseder misiniz lütfen? Şimdi şöyle Özgürcüğüm şöyle ifade edeyim. Ben mantolama da çok yaptım. Yani mantolamada da çok şeyim geçti. Hatta caddede de bazı binaların mantolamasını yaptım. O zamanki malzemeler hakikaten markalar merkezsiz Serpo ile yapmıştım ve dübel kullanmamıştım. Öyle bir yapıştırıcı vardı ki hala durur. 5 katlı binada dübel kullanmadan. Şimdi tabii bunu kullanmadan yapmak yürek ister. Hala duruyor. Şimdi bir kere ısı yalıtımı demek kalınlık demektir. Kalınlık olmadan ısı yalıtımı olmaz. Hesaptan baktığımız zaman hesaba göre. Yani Türkiye'deki şu anda mesela bir XPS yalıtımı mantollamada minimum 6 santim olması lazım. İstanbul'dan bahsediyorum tabii yani durum falan demiyorum. İstanbul'da minimum 6 santim. Taş yünün ise 8 santim olması lazım. Bundan aşağı yalıtımlar 3 santimler, 4 santimler falan. Bunlar yalıtım değil. Bunlarla çözüm alınacağını zannetmiyorum. Bunlar sadece makyaj. Yaptım mı yaptım oluyor ki para boşuna gidiyor. Isı yalıtımında da ilgili benim görüşüm ısı yalıtımı demek kalınlık demektir. Mantolamada da böyle, teras çatta da böyle.
Bunu makinacı arkadaşlarımız hesabını yaparlar. İç ısı, ısıyla beraber hesabı yapılır ve kalınlık ortaya çıkar. Bundan da aşağıya bunu kullanmak doğru değildir. Peki abi, kalınlık diyorsunuz ama biz son yıllarda siz de görüyorsunuzdur. Şeyle karşı karşıyayız. Isı yalıtım sıvısı, ısı yalıtım boyası diye kavramlarla karşıyayız. Yani madem kalınlık bu kadar önemli, nasıl olacak bu işler yani? Onu ısı yalıtım demek değil. O yanmaya karşı belki koruyucu bir boyadır o. Yani ısı yalıtımı değil onlar. Isı yalıtımla yakından uzaktan alakası yok. Yazık günah yani, öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey yok. Ben püskürtme poliuretan da gördüm, cephede yapılıyor falan filan böyle bir şeyler. O kalınlığı tutturmak nasıl oluyor bu iş yani? Öyle bir şey yok yani. Böyle bir ısı yalıtımı olmaz. Öyle bir ısı yalıtımı bana göre yani. Bu da ayrı bir konu yani. Türkiye'nin başka bir şey acı tarafı. Mantolama dediğin zaman önce kalınlık kardeşim. Isı yalıtımın kalınlığı önemlidir. Hesaptan çıkar. Benim kabaca tavsiye edeceklerim XPS'in 6 santim, taşyüğünün 8 santimden aşağı İstanbul ve çevresinde olmaması gerektiğidir. Kabaca tarifi budur bu iş. Burada dinleyenleri belki şu anlamda belki uyarmakta fayda var. Sizin bahsettiğiniz minimum değerlerle standartların da keza bahsettiği minimum değerler şu. Minimum değerler. Yani bu minimum. Bundan aşağı yaparsan param boşa gider kardeşim. Yani verim alamazsın değerleri. Yoksa mesela Avrupa'da ortalamalar 12 santim şu anda. Ki işte bu sıfır enerji binalar, pasif binalarda 20-25 santim, 30 santimlere gidiyorlar yani. Çok doğru. Yani ben minimumları söyledim. Buna yapılsa, bu yapılsa ben razıyım. Bu yapılsa gene razıyım. Bu da yok ki. Hiç alakası yok ya. 3 santimli XPS'de mantolama yapılıyor. Çok yerde gördüm yani. Abi 2018 yılında Türkiye'yi gezerken bu mevzuları anlatmak için Sakarya'da teknik yapı, çok önemli, çok sevdiğim bayimiz ve sohbet ediyoruz böyle. Dedim ki yani Sakarya'da durum ne? Ne durumda bu ısı yalıtım kalınlıkları? Dedi çok gelişti son yıllarda, harika oldu falan. Hayırdır dedim, ne oldu? 4 santimlere geldik dedi. Şimdi 2 santimlerle başlamışlar abi. Doğal olarak o diyor ki çok gelişti ya, %100 artış 4 santime geldi. Yazık. Çok yazık ya. Bir sürü işte bu doğru malzeme derken ben bunları kastediyorum. Birisi giriyor birisinin kanına. Abi bu şöyledir, bu böyledir. Bak sen buna 50 lira vereceğine bu 25 lira aynı görevi görür, daha da iyi görür. Bizimkiler de inanıyor kardeşim. Bizim müteahhitler de inanıyor. İşine de geliyor tabii. İnanmak da işine geliyor. Fiyat yönünden olduğu zaman ya bayılıyoruz maalesef. Ondan sonra da işte hüsran. Peki abi, sizin ben şimdi bu uygulama tecrübenize dayanarak soruyorum. Şimdi biz ısı yalıtım levhasını dış cepheye tutturuyoruz ama tek başına tutturmuyoruz. Onun yanında komponentler var, işçilik var. Yani ısı yalıtım levhasının belki kat kat daha fazla daha parayı o komponentlere ve işçiliğe harcıyoruz. Yani ısı yalıtım levhası kalınlığını biz atıyorum ikiye katlarsak bizim uygulama maliyetimiz herhalde ikiye katlamıyor diye düşünüyorum. Hayır, hiç alakası yok. Alakası yok tabii ki. Isı şimdi bakın ben şöyle bir ibare vereyim. Isı yalıtım malzemeleri şu anda Türkiye'de fiyatları düştü. Fiyatlar düştü. Ben demin söylediğim Türk Hava Yolları çatlarını yaparken DAV'ın metreküpü 210 dolardı. Çarparsanız TL'ye neye geliyor? Ben 183 dolara pazarlık 183 dolara aldım. Şimdiki XPS fiyatlarına bakın neye gelmiş? Yarı yarıya, belki daha da aşağıda. Onun için ısı yalıtım malzemesi hiçbir zaman şey değil. Yani büyük meblağ tutan bir rakam değil. Üçte biri falan tutar. Bence. Üçte bir civarı tutar. Yapıştırıcılar, dübeller, fileler, boyalar ve işte işçilik daha çok iskele daha çok bir üçte ikisini katlar. Yani ısı yalıtımı büyük para tutmaz. Bir de doğruluğa doğru yapmak yani için kullanılan malzeme. İşin doğru olması ısı yalıtımdan geçiyor ya. Boyu her zaman yaparsınız. %100 katılıyorum abi. Bütün amacımız zaten o levhayı doğru tutturmak. Yani bütün amacımız o. Yani işi yapan ısı yalıtım levhası. Evet, başka bir şey değil. İşin odağında olmaz. Sizin anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Ben diyorsunuz ki İster 1 santimle ısı yalıtımı yaptır, ister 21 santimle yaptır. Her halükarda paranın %70'ini ödeyeceksin zaten yani. Komponentlere, işçiliğe vesaire. Yaptırmışken bari kalınlığını yaptır da faydasını gör. Tabii canım ya. Tabii. Yani hiç doğru yapmaktan sonra yapmışsın ne fark edecek? Hiçbir şey yaptırma daha iyi. Sür boyu geç o zaman yani.
2 santim, 3 santim, 4 santim kullanacaksan ya. Aman abi kurban olayım. Gene sürü boya girdi demedi herhalde kendine sen. Yanlış yapmasın. Yani. Yok, boya boya yok canım. Kül boya geçerken yani hiçbir şey yapma, sıva kalsın ya. Doğru. Sıva kalsın ya. Peki. Abi dedik ki bunu su yalıtımında kullandınız ama buraya da evirebiliriz belki. Doğru detay, doğru malzeme, doğru uygulama. Şimdi evet. Doğru uygulama kısmını biraz ısı yalıtımından bahsedelim. Isı yalıtımındaki uygulama kısmına bahsedelim. Siz çünkü bu işte 30 yıldır bu mevzunun en başından beri görüyorsunuz bunu. Uygulamada şu anda ne durumdayız? Eskiden ne durumdaydık? Nereden nereye geldik? Biraz bize bir bu durumu özetlerseniz sevinirim. Mantolama konusundan bahsediyoruz. Evet, ısı yalıtımı konusunda. Evet, ısı yalıtımı konusunda. Şimdi bir, dediğim gibi 90'lı senelerde Türkiye'de malzeme yok. 90'dan önce malzeme yok. Yapacak malzeme yok. Taş yünü yok mesela. XPS dışarıdan geliyor. EPS zaten geçerli değil. Mantolama yok zaten o senelerde. Yeni yeni başlamış durumda. Ha, şimdi ısı yalıtımı konusunda şöyle söyleyeyim. Bu işi doğru yapmak işin en önemli kısmı. Dübelleri mesela, başıma gelen bir şey anlatayım. Dübeller mesela 8 santim taş yünü kullanıyorsun. Adam dübeli 8 santim yapmış veya 9 santim yapmış. 1 santim giriyor suyun içine. Duvarın içine 1 santim giriyor. Çektim mi tak diye çıkıyor. Bunlar sorunu bir daha söyler misin bana? Neydi sorun senin? Bu uygulamada ne durumdayız? Yani istediğimiz seviyelere geçtik mi uygulamada? Yok. Eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim. Eskiden bu iş işçilerin belli sektörde, belli kesimlerde grupta işçiler vardı. Örneğin Vanlılar, Ağrılar, şunlar bunlar vardı. Şimdi gene bunlar var. Ancak bugün mantolama yapan bir firmanın bana göre elemanlarının maaşlı olması lazım. Toplama, taşeronla bu işin olacağını zannetmiyorum. Benim başımdan geçen tecrübelere göre konuşuyorum. Yani bir uygulama, mantolama yapacak bir firma önce ekibini ayarlayacak. Bu ekipte maaşlı elemanlardan her elemanın başına, her işçinin başına bir tekniker veya mühendis koyarak ekipleri ayarlayacak ve bu şekilde çalışması lazım. Aksi halde bu tip gruplara veya bu tip işçi arkadaşlarımıza bu işi vermek, sonunda hüsranla karşılaşıyorsunuz. Tam yarı yolda mesela diyor ki, ben diyor, abi bu fiyat bizi kurtarmıyor diyor, ben zam yapman lazım diyor. Bu yövmiyeler, bu metrekare bizi kurtarmıyor diyor veya beni yövmeye çalıştıracağım diyor. Dediği an işte bu durumda uygulama yapan firma zarara geçiyor. Elemanın maaşlı olması lazım. Maaşlı olarak çalıştıracaksın, fiyatı vereceksin, adam maaşı olacak işçinin. Bu şekilde. Şimdi böyle yapan firmalar zannederim var. Eskiden böyle firma yoktu. Eskiden bizim zamanımızda çok eskiden yaparken bunları işçilik yapan taşeronlara bu işi dedikçe ediyordunuz. Metrekaresi 10 lira örneğin. Sigortalı yapıp çalıştırıyorduk. Böyle tam yarı yola geldi diyor ki adam, abi 10 lira beni kurtarmıyor diyor. 20 lira vermen lazım. Ne yapacaksınız? Ya işi bırakacak firma işi bırakamaz. Ya yövmeye dönüyorsunuz ya 20 liraya çıkıyorsunuz işçilikte. Bu sefer de zaten ucu ucuna rakamlar zarar ediyordunuz. Ama şu andaki durum zannederim firmalar daha güçlenmiştir. Ufak tefek firmalar gene vardır. Varoşlarda mantolama yapanlar vardır. Yok değil. Yani bu bunlar kaçınılmaz. Yapan firmalar, taşeron firmalar vardır. Ama onlara güvenip iş vermek doğru değil bence. Köklü firmalara bu işi yaptırmak çok daha doğru. Müteahhit arkadaşlara tavsiyem benim olur. Peki. Şimdi abi biraz daha memleket boyutuna çıkartalım mevzuyu. Biz şimdi ısı yalıtımı diyoruz da ya bunu niye bu kadar diyoruz? Yani bu ısı yalıtımının bu memlekete hayrı ne ki yani? Hani ne oluyor ısı yalıtımı yaptırınca? Biraz da ona geliriz abi. Şimdi memlekete faydası çok büyük. Bir kere enerji tasarrufu. Şu anda Türkiye'nin sırttaki kambur bu. Dışarıya dövizle bağlı olduğumuz bir enerjiyi boşu boşuna havayı ısıtarak
dışarıda mangal yapmaya benzermiş. Mangalla ısınıyorsunuz. Dışarıyı ısıtıyorsunuz. Mantolarını yapmadığınız zaman, yaptığınız zaman en az %50 benim bildiğim. Doğru mu söyledim bilemiyorum. En az %50 ben tasarruf yapıyorum. Bu ne demek? Dışarıya veriyorsam işte 1 milyon dolar 500 bin dolara iniyor demek. Bundan kaçınılır mı? Yani her binada bunun bir kere temel yalıtımı gibi bunun da kesinlikle olması lazım. Yeni yapılan binanın. Ama işte bunun doğruya olması lazım. Bilmiyorum, kontrol ediliyor mu? Kaç santim kullanıyorsun kardeşim bunu? Diyen var mı? Diyen var mı? Bilmiyorum. 3 santim detayda kaç santim kullandın? Şimdi bilmiyorum. Soran var mı bunu yani? Şöyle abi, bu işte TS825 standardı gereği evet. Belli bir kalınlıklara geldik. Fakat gene işte Avrupa'nın 1/3 kadarız yani baktığınız zaman. Şu anda ama üstüne çalışılıyor hala. Yani şu anda sağ olsunlar, hakikaten gerçekten bakanlıkta bununla ilgili bir eğilim var. Bu TS825'in revize edilmesiyle ilgili bir eğilim var. Çünkü yani bırakın işte Avrupa ortalamasına gelmeyi, şu anda işte asıl onların gitmekte oldukları nokta işte sıfır enerji binalar, pasif binalar. Evet. Buralarda kullandıkları 20-25-30 santim ısı yalıtım kalınlıklarıyla konvansiyonel bir binaya göre abi %90 ısı, %90 enerji tasarrufu yaptırıyorlar. Yani biz hani 50'ye Abdurrahman Çelebi diyoruz da. Tabii canım. Yani gitmek istedikleri yerler 90'lar. Ama işte umutla bekliyoruz. Yani bu KŞ'nin standartın revize olmasını. Ya TS825 büyük bir iş. Büyük bir çaba yani. Büyük bir fayda temin etti. Korkunç bir faydası oldu. Ama şimdi ben TS825 çıktı da şimdi yaparken bu kalınlığı kontrol edecek de birilerinin olması lazım kardeşim. Doğru. Ben mantolama yapıyorum. TS825'e uygun yapıyorum. Kim ne koyuyor şimdi? 5 santim yazıyor, atıyorum. 3 santim koyuyor. Ne oldu bu iş? Bunu kesinlikle kontrol edilmesi lazım yani. Bu yapı polisi dediğimiz şeyin bence olması lazım Türkiye'de. Burada abi şöyle bir not düşebilirim belki. Benim hatırladığım, ya da hafızam beni yanıltmasın. Geçen sene veya bir buçuk sene de olabilir yani önce bu bahsettiğiniz sistematik değiştirildi diye biliyorum. Yani artık yapı denetim şirketleri müteahhitle direkt, müteahhitin müşterisi değil de bakanlıktaki bir havuzdan atanıyor ve ücretlendirmeyi bakanlıktan alıyor gibi bir şey oldu. Sanırım bu bir ivme getirecek şeye. Ya o ilişkinin İnşallah. Kopartılması bir fayda sağlayacak diye düşünüyorum ben de. İnşallah. Böyle bir şey olduğunu şimdi atladım demen. Sen dedikten sonra ben de atladım. Böyle bir şey oldu. Bunun böyle olması lazım zaten. Bunun böyle olması. Bunlar da işte yapı polisi gibi çalışmış olacaklar yani. Peki. Son bir dakika. Evet. Ben bir klasik olarak son bir dakikayı hep ya son dakikaları gençlere ayırmaya çalışıyorum. Siz sektöre yıllarını vermiş, hakikaten böyle işin daha dibinden gelmiş bir abileri olarak yeni mühendis adaylarına, yeni mimar adaylarına, üniversite öğrencilerimize ne tavsiye edersiniz, neler önerirsiniz? Evet. Şimdi bizim konumuz su yalıtım konusu yapı fiziğini gerektiren, yapı fiziği dalında gelişmiş olan, geliştirilen, kendini geliştiren arkadaşların yürüteceği bir konu. Bence çok özel bir konu, ilerisi olan bir konu. Yani projeci olarak çalışabilirler ama bu konuda yapı fiziği konusunda ısı, su, ses, yangın, yalıtımı konusunda özellikle spesifik olarak çalışacak arkadaşlarımızın önünün açık olduğunu düşünüyorum. Halen Türkiye'de bakirdir. Ben konuya girerken hiç kimse yoktu bu konuda. Yani bundan 40 küsur sene önce bu işi bilen çok az kişi vardı. Herkes burada bizim İbrahim Tatses gibi böyle şey notayı bilmeden söyleyenler gibiydi. Ama şimdilerde öyle değil artık. Şimdilerde eğitim olacak, eğitim yapılan kurumlar var. İzoler gibi bir kuruluş var. En azından dayanıp sorabileceği, dokümanlardan yararlanabileceği. Bizim zamanında doküman diye bir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Şimdi böyle bir kuruluş var. O yüzden arkadaşların önünün açık olduğuna inanıyorum. Bu konuya yönelsinler. Bakir bir konudur. İlerisi açıktır. Ben buna öneririm kendilerine. Bu konuda gitmeleri öneririm. Melih abi çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbetti. Hem bilgiler için hem de sohbetiniz. Çok sağ olun. Benim için çok büyük şerefti. Onur duydum. Teşekkür ederim. Başarılar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz abicim. Değerli izleyicilerimiz, sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, bugün konuğumuz su ve ısı yalıtım uygulamaları teknik müşaviri Sayın Melih İbrahimoğlu'ydu. Son cümlelerini tekrar edelim gençler için. Dedi ki gençler, Türkiye'de bu yapı fiziği konusunda hala yer var. Gelecek içinde de çok önemli fırsatlar var dedi. Ve gençlerin de buraya doğru yönelmesini önerdi. Bugünlük Müdür Yollarda programının burada sonuna geldik. Bir başka programda buluşana kadar sizin enerjiniz yüksek, binanızınki sıfır olsun efendim.